Selamlar pek sevgili geekler, bir başka Dedeler Sofrası programına daha hoş geldiniz. Gündemi konuşup gündemden bahsettiğimiz bu harika programda yine pek sevgili dostlarım Barış Kralioğlu, Cevdet Canver ve Ömercan Güldağlı. Bu ne çıktı? Bu webcam şakaları. Şimdi webcam insanın yaratıcılığını tetikliyor. O yüzden insanın oyun oynuyorsa geliyor. Doğru, çok mantıklı. Kesinlikle. Bir webcam bir webcam'e gel beraber webcam demiş. Bir berber bir berbere değil mi ya? Günü bir konularından berber, biri. Evet. Günü evet. Konularından biri hemen girelim. Bir berber bir hemen berbere berber gel kaçak bir şekilde berber olayına girelim demiş. Ya yemin ederim ben o haberin başlığını okuduğum zaman ilk başta şey anladım. İşte tıraş ederken yakalandı falan gibi bir başlığı var. Siz söyleyin, unuttum başlığı. İçeride eşek tıraş ediyorlar ya da eşek kesiyorlar falan gibi böyle Kemal Sunal vari bir hani saçma sapan bir şey anladım. Hiç aklıma bile gelmedi herhangi birinin. Kaçak tıraş mı? Kombinasyonu diyeyim yani. Evet abi aynen öyle. Herhangi abi, birinin namusluca masumca birini tıraş edebileceği ve bunun haber olabileceği aklıma gelmedi. Ne günlere kaldı? Cevdet'in küçükken izlediği A. Mafya filmleri, B. İşte Uğur Dündar'ın programı ya da ne bilmiyorum ama böyle kaçak eşek işte tıraş edilirken yakalanan insanlar falan diye bir şey ne zaman? Hayır hocam bilemedim. Cevdet'in Kemal Sunal filmi merakı. Bir tane Kemal Sunal'ın belediye başkanı olduğu bir film vardı. Geliyordu böyle. İşte bir kasaba denetleme yapıyordu. Kasap içeride eşek kesecek. Ondan sonra eşeği tam keserken yakalıyordu. Diyordu ki ne oluyor lan burada diyordu. O da eşeği tıraş ediyorum diyordu. Eşeğin böyle yanağına köpük sürüp ondan sonra tıraş ediyordu. Hangi film ya? Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Resmen hayvan hakları ihlal konusuymuş abi. Şey o bu ya. Zübük mü? Hangisi parlar, biliyor musunuz? Parlar hani erimeden. Neydi? Yok o değil parlar o değil. O değil. Hep buzlar çözülmeden. Deli deli küpeli diye çevirdiler de o değil. Hepsinin konusu aynı yine. Bu sefer şey böyle bacağı macağı ağrıyor. Üçkağıtçı buldum. Üçkağıtçı filmin ismi. Crazy Earring. Romatizması var. Yağmur yağacağını önceden biliyor falan. Herkes bunu ermiş sanıyor. Yağmur doğasına çıkıp böyle ellerini aşağı göstererek. O film mi bu? Evet. Eşek tırak sahnesi. Arkadaşlar sizce Türkiye'deki sinema sektörü Kemal Sunal'ı işte ne bileyim Adile Naşit'i falan filan böyle sıfırdan dijital bir şekilde işte Rogue One'da olduğu gibi yaratıp sonra onlar üstünden film çekmeye ne zaman yetişecek? Biraz başladılar ya. Adile Naşit'in şeyi var. Animasyonu var birebir. Doğru bayağı hatta bayağı önce çıkmıştı o böyle çocuklara masal okuyor falan. Evet. Bir de o yaşarken bir bir de harika Hababam sınıfı Balmumu Müzesi var hatırlarsanız. Oo hepsi korkutucu. Ay bizim eski evin oradaydı o. Allah'ım yarabbim bu kadar mı kötü yapılır ya? Geceleri eve yürürken korkuyormuş şeyden. Sen açılır açılmaz gittin tabii değil mi bir de? Abi gittim. Neyse ki birinin aklı başına gelmiş. Şimdi hani orada sanatını icra eden kişiye de bok atmak istemiyorum ama değiştirmişler heykelleri. Biraz daha kuşa benzemiş yani. İşte şimdi kuşa benzedi. Bu arada bugün hava birazcık güneşli olduğu için çok mutluyum ve hayatı pozitif gösteren bu sarı gözlüklerimi taktım. Büsbütün güneşli olsun diye. O araba kullanırken çok iyi bir şey bu arada. Ömercan da şimdi size Total Recall filminden bir kesit yaptı. Beynindeki şeyi çıkarırken. Bir şey diyeceğim ya. Kaçak berber tıraşı. Yani çok böyle sanki tatsız bir şeyde yakalanmışlar gibi bir mahcubiyet içerisinde değil mi ya adamlar? Donmuş kalmış adam böyle. Üstte berber önlüğü var böyle duruyor dün. Ya böyle ayıp bir şey izliyormuş gibi hissettim abi kendimi ben o videoyu izleyince. Sanki hiç olmaması gereken bir şeymiş gibi alt üstü berber ya bu. Bu aslında bizim bence ekonomimizin ne kadar boktan olduğunu gösteren bir şeydir yani. Hani ne bileyim skeç gibi bir şeydir. Çünkü yani adam onu yapmak zorunda. Bir yandan yani koronavirüsü var. Kötü de bir şey değil. Fakat işte ne yapsın yani adam geçimini nasıl sağlasın abi, orada? Hastalığı yayarlarsa kötü bir şey abi. Sonuç olarak yayılma ve sağlık sisteminin çökertilmesine katkı bu bu yani. Öyle orası ama sapı çok uzun. Tıraş bıçağı ve makasla filan 1,5 metreden var yapsalar. Var Çin'de vardı abi. Çin'de böyle uzaktan tıraş şeyleri hocam o öyle onu satın almakla bitmiyor ama eğitimi de gerekiyor yani. Sonra adamın gözünü fıt fıt diye çıkartırsın oradan. Kafayı dinlemiyor beni. Çok en güzel olsa
AliExpress'ten söylerdik, gelirdi o ürünler, uzaktan birbirimizi tıraş ederdik ama şimdi onu da yapamıyoruz. Ya da mesela şöyle de olabilir arkadaşlar. Bence bunun alternatiflerini sunalım. Her şey online'a geçti. Berberler de bir tane kamera alsın. Eline makasını alsın. Karşıdaki de aynı makası alsın. Bak oğlum şimdi şuranı şöyle. Tarağı buraya koy. Vırt vırt buradan. Bence göstere göstere. İlk başta kötü tıraşlar göreceğiz ama bir ay sonra alışırız. Ne dersiniz? Online eğitimde berber mi? Aynen öyle. Oğlum şöyle bir teknoloji olamaz mı lan bak. Berberde sen de bağlanıyorsun böyle ellerine geçirdiğin iki tane eldiven var kocaman gibi, tamam mı? Ama sen kıpırdatmıyorsun onları. Berber kıpırdatıyor. Vujit vujit diye seni kıpırdatıyor, kesiyor gibi, anladın mı? Senin kollarını kullanarak. Oo, bayağı robotik teknoloji. Bence bu söylediğin 50 sene sonra yapılacak. Ne bu be? Düşük çözünürlüklü videomuzda, onlara göre düşük çözünürlüklü. Böyle kafasındaki bir tuşa basıp bu videomuzu izleyip rahmetli Ömercan Gül'den anlatmışlar. iPhone çıkaracak. Tamam mı? iPhone çıkaracak o aleti. Sonra Çinliler onun böyle boktanını üretecekler. Berberler onu satın aldığı için bir sürü kulak telef olacak. Ben size söyleyeyim. Irkçılık senin bu yaptığın yalnız. Ben Çin telefonu kullanıyorum ve çok memnunum. Zaytung'da haber gördüm. Şey demişler. Ben Çin böyle hastalığı kullanıyorum ve çok memnunum. Fotoğraflar koymuşlar. Herkes saçını kesmeye çalışıyor. Altına sakın ha yazmışlar. Berberler Federasyonu uyardı, sakın ha. Herkes kendi kesmeye çalışıyor. Acaba taksiciler gibi onlar da ayaklanacak mı hakikaten ya? Bir niye taksiciler mi ayaklandı? İşte korsan taksi, martıya falan coştular ya. Nasıl scooter kullanıyor insanlar? Neden yürüyorlar falan diye böyle yürüyüş yapıp binlerce taksiyi bir sokakta. Oğlum çekiyor. Sen de taksi plakası için 1 trilyon para ödemiş olsan sen de ayaklanırsın ama şimdi. Can Türktuğan'ın 32 tane taksi plakası varmış. Böyle haberler olur ya. 3 tanesi Adıyaman. 2 tanesi Gülben Ergen'in. Gülben Ergen'in 32 tane taksi plakası varmış. Hep de Gülben Ergen yazık. Yani en taksici meşhur Gülben Ergen oldu başımıza. Kadıncağızın adı. Ben öyle hatırlıyorum artık. Ben Sayın Gülben Ergen'in nasıl bir taksi bu fikre erdiğini çok merak ediyorum yani. Bir sürü para kazanıyorum ne yapsam deyip insan taksi alayım diye birdenbire düşünmez ya. Düşünür mü acaba? Muhasebecisi ben falan söylemiştir abi. Onun da muhasebecisi vardır kesin. Ne? Hayır abi. Taksi plakası alma fikrini böyle kimden çıkıyorsun? Bir dayısı mayısı varsa o kesin. Dayısı mesela parası bak. Böyle. Bir şeye göre değişiyor. Şimdi ben Gülbe, İstanbul'da taksi alacağım. Ömercan ne alır? Elektronik bir şeyler alır belki. Atıyorum. Para mı olsa mı? Kaç para mı? Ne kadar paradan bahsediyor? 32 milyonun var belli ki. 32 tane taksi aşağı yukarı 32 milyon eder yani. Evet, milyon lira mı? Milyon. Lira evet. Mı dolar mı hocam? Lira. Abartma. Lira. Ben böyle bir yerde, uzak bir yerde bir malikane gibi bir şey almaya çalışırdım. 30 milyona herhalde alınır. Villa diye. Deniz kenarı değil, böyle dağ başı villası. Para getirecek bir şey alman lazım ama. Tabii abi. Sana dönüşü olacak, sen. Onu kiraya mı vereceğim? Senin yok, gibi oğlum. Kayserili olmaz olsun. Baktım ki paralar. 20 milyonu alırım, 10 milyonu bankaya yatırırım. Bitti. Olmaz mı? Bankaya yatırmacılık. Sizi gidi faizciler sizi. Gidi sonra inzivaya çekilip hayatımın sonuna kadar düşüncelere dalacağım. Bir daha da hiçbir şey yapmayacağım. Benim hayalim bu. Sonra kuzenin harika malikanesinin ya. Doğal gaz faturası geliyor ve kuzen intihar ediyor o gün. Ya oğlum işte şeyli harcadık parayı, akıllıca harcadık, bir kısmı kaldı. Onunla ne bileyim. Bir şey diyeceğim. Şu evet. Anda doğal bağlanabiliyoruz yine bir konumuza, haftanın konularından biri. Neydi o? Aidatım arttı perişanım. Evet abi bir saattir hem Gülben Ergen'den ötürü bağlanabiliyoruz hem de aidat kira olayından dolayı bağlanabiliyoruz. Ece Erken. Harika bağlam ya. Sana helal olsun koca yürek. Hemen bağla okuyorum. O zaman Can'cım. Bağla. Abi Ece Erken ev sahibine mesaj atmış. Bunu da hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor. Ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibinin bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, ikisinden bu ay kira gelmedi. Utandım söylemedim deyip şeyini paylaşmış. Ev sahibiyle olan mesajlaşmasını paylaşmış. Şimdi hepinize seslendiriyorum. Merhabalar Ece Hanım. Bir dakika öyle kuru kuru tek başına seslendiremezsin. Eşek etme. O zaman Ömercan da Ece Erken olsun. Çok heves ettim. Telefon çok uzakta benim. Dur kablon çıkacak kulaklarının. Siz yapın bari sizde yok mu? Cevdet yapsın. Ece Erken Cevdet olsun. Tamam pardon. Hadi tamam.
Merhabalar Ece Hanım. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Bu ayın kirası henüz yatmamış. Onunla ilgili ne yorumdayız sormak istedim. İyi akşamlar. Ya ne kibar mesajı. Selamlar. Kira yapmadın ne oluyor abicim? Selamlar. Ben de kiracımdan gelince yolluyorum. Onda da sıkıntı yok. Var belki. Sıkıntı var belki. Bir aya çıkacağız. Haberdar edelim sizi. Yollarım yarın sevgiler. Noktalama işaretlerim yok. Evden abi nereden buldunuz bu herifi ya? İğrenç oynuyor. Hayır abi bak bir daha okuyorum bak. Selamlar ben de kiracımdan gelince yolluyorum oradan. Onda da sıkıntı var. Belki bir ay çıkacağız. Haberdar ederim sizi. Yollarım yarın sevgiler. Biraz daha şevhetli. Selamlar. Ben de kiracımdan gelince yolluyorum. Onda da sıkıntı var. Bak şöyle düşün. Şöyle düşün. Sanki senin ev sahibin sabah gelmiş ve suratına bir tükürmüş gibi hayal et. Selamlar. Ben de kiracımdan gelince yolluyorum. Onda da sıkıntı var. Belki bir aya çıkacağız. Haberdar ederim sizi. Yollarım. Sevgiler. Barış. Evden çıkacağım yani. Kendi evime geçeceğim o anlamda. Ben dondum kaldım. Alkışlayamadım. Hocalarım önce öyle güzel oynuyor ki. Beni büyüledi. Öyle bir dondun ki internet bağlantın dondu zannettik. Gerçekten o kadar. Sen bunu derken kendin dondun Ömercan. Hadi devam Cevdet. Evden çıkacağım yani. Kendi evime geçeceğim o anlamda. Aydan 3600 TL artı 12500. Aynı Ece Erken yalnız. Tıpatıp. Bayağı villada kalırdım gülücük. Ondan size haber vereceğim yarın. Yatırırım ben de. Kiracımdan haber bekliyorum. Söyle bana. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Şey üzerinde ekşi sözlükte Ece Erken'le ilgili hiçbir entry olmadığını. Niye? Zamanında birileri kötü bir şeyler yazdı diye mahkemeye verdi. Her şey silindi ve Ece Erken'le ilgili asla bir şey yazılamıyor. Büyük ihtimalle bugüne kadar laf çakmadığımız insan kalmadı. Kimse bize dava açmadı ama sırf bu video yüzünden hapislerde çürüyebiliriz. Abi 124 tane şey var. 124 sayfa şey var ya. Ha öyle mi? Barış biz tabii, bir açılmış stand-up yani. Gösterisi yapmıştık. Neydi abi adı? Palavrayı acilen bırakman lazım. Yok ya gerçekten başlarda öyleydi. Yani bu dediğim 10 sene öncenin hikayesi de. O başka Ece demek... Erken'dir canım. Abi yani zaten, genel anlamda Ece zaten Erken. Zaten ilk entry ne biliyor musunuz? İlk entry Ece Erken'de muhteşem bir insan. Anlaşıldı. Hocam neyse, o erken dönem Ecesi o. Şimdi değişmiştir. Biz kötü bir şey yapmadık abi. Biz bir modern sanat eseri olarak kadının paylaştığı küçük tiyatro oyununu seslendirmek istedik. Tabii ki. Kendisi paylaşmış ya. Biz bir yorumda bulunmuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ben şey sadece söyleyeceğim. Şeyi anlamadım. Kadının aidatı kaç para? Kaç aidat ne kadar? Aidat 3600 lira. Ne abi? 12500 lira kirası var. Abi geceleri abi ayaklarını tuzlu suda bekletip masaj yapıyor apartman görevlisi ki bu aidat ancak öyle olabilir yani başka hiçbir açıklama. Valla umarım bizimki yapmıyordur. Bir şey söyleyeceğim. Bak devam etsene ben şurayı şöyle devam okuyorum. Edeceğim, dur. Kontratımız var bu maliyi tuttuğumuz zaman da böyleydi. Anlayamadım. Oho korona ve ekstra aidat artışı. Anlaşılmayacak bir durum yok kimse çalışmıyor. Bir de hıh alalım Cevdet sonra. Cevdetciğim hıh dandik oldu. Hıh biraz daha böyle nasıl söylesem Ömercan sen daha doğru bilirsin bu tabiri. Okan Bayülgen hani, gibi yapayım mı? Yok bak hani Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum böyle tam işte ateşe doğru düşerken böyle Frodo bakıp yapıyor ya onu oradan etsinler. Kimse çalışmıyor. Hiç olmadı. Hiç aklıma hiçbir şey gelmedi. Gollum gibi yapayım bari. Boş bir kanvas gibi. Nasıl? Çok güzel. Boş kanvas. Evet. Şöyle. Bir şey boş söyleyeceğim. Boş bir kanvas gibi. Şimdi buradaki linç sebebini anlayamadım ben. Yani şunu... Linç mi var? Linç mi etmişler kadıncağızı? Tabii küçük bir linç var yani David Lynch. Nedir Lynch? Nedir David Lynch? Bu bir de tek bu olay değil. Şöyle şeyler de var. Ece Erken biliyorsunuz evli biriyle bir ilişki yaşıyordu. Acıma o evli biri yaşadığı iddia ediliyor muydu yoksa? Yok gitti. Bunların arabalarının aynalarını kırdı.
Cancım sen şu anda programı karıştırdın. Sen pazar günleri karınla beraber yaptın, magazin programı zannediyorsun burayı. Hayır, ben sadece sizi ilgilendiriyorum. Sırf linç bundan öteli değil. Dün gece bir de işte ben hatamı anladım, ayrıldım. İşte asıl problemleri olan sizlersiniz. Önce bir aynaya bakın siz bakın. Aynaya bakın ve utanın dedi insan. Bir şey söyleyeceğim. Ece, Ergen, Ece Ergen'e hak veriyorum ben. Hadi bakalım. Ben de aynaya bakın. Ya, hayır. Şu yüzden hak veriyorum. Bir kere ya tamam. Ulan günahsız olan taş atsın. Hangimiz yapmadık ki? Bir kameraya yakalanmış o kadın orada. Hepimiz arada eşeklik ediyoruz. Bence bu eşeklik. Bir dakika, bir dakika. Evet buyurun. Hepimiz yani... Tabii ki prensiple dediğini anlıyoruz ama yani hangimiz yapmadık giderken filan hepimizin metresler oldu filan gibi bir anlayış çıkmasın. Hayır. Burada. Hangimiz şunu demek istiyorum. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Böyle yapılmayacak çok işte böyle demode ilkel yöntemlerle sinirlenip sinirimizi bu tip şeylerden çıkarmadık ki. Abi, demek istiyorum. Başkalarının arabaların aynasına gidip de vandalizm yapmadın. Ya sen onu yapmamışsındır ama elindeki bardağı fırlatmışsındır mesela. Ne bileyim yani ben şimdi seni hiç tartışmıyorum. Yaptınız yani. Mı olarak... ya böyle bir şey? Bardak fırlattınız mı? Ben duvara yumruk atmıştım. Mesela buyur hadi bakın Ömercan'dan ya bekler ben misin? Ben duvara yumruk attım ya. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Kuzucuk gibi çocuğum. Ben bir kere böyle Bahçeşehir'deydim o zaman. O zamanki kız arkadaşım böyle beni acayip darlıyordu tamam böyle. Kıskançlık. Elimde de onlar yani böyle birebir konuşuyordum. Elimdeki telefonu diye fırlattım böyle. Ulan benim telefonum oldu tabii. Yani çok lüzumsuz bir sinirdi. Öyle tabii, mesela bir şeyim var. Kıza fırlatmadım ama. Malına zarar vermişsin ha. Başkasının malına zarar vermekle kendi malına zarar vermek aynı şey mi? Size 3 milyon dolarlık fikir. Bu tarz durumlarda insanı süper tatmin eden kırmak için üretilmiş eşyalar. Böyle tuzla buz olsun diye özel olarak tasarlanmış. Anladın mı? Böyle insanın dramasını tatmin eden ama işte telefon bilmem ne bardak kırmamak için de evin çeşitli köşelerinde. Şeker bardak. Her odada bir tane var mesela. Acil durumda kırmızı yazıyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Caner vurmuştu kafasına. Bunun için bir yöntem var aslında. O da boks. Evinize alın asın ve takılın. Go nuts. Yani hocam o boks olabilir ama şimdi evin her odasına boks şeysi almaya çalışırsan çok pahalıya gelir. Onun yerine böyle hediyelik eşya dükkanı satılan dandik yerlerde böyle bir ürün olmalı bence. Ya da bak Kia'da falan. Çok pahalı bir fikir ama kesin alırdım. O da şu yani bu üretimlerden senin fikrinden. Bir tane böyle Mercedes araba üretseler hemen de tuzla buz olmuyor tamam mı? Ya marka veriyorsun ya. Hayır çünkü yanında Street Fighter vari olarak diye öbür tarafına geçip yapmak isterdim gerçekten. Sarı Mercedes tarzı. Oğlum benim... oyundaki gibi olmaz da eli kolu kırılır. Metal arabaya yumruk ata. Hayır sen, senin şirket dizayn etti onu. O vurdun mu dağılıyor hafif. Ha anladım. Arkadaşım Alican'ı biliyorsunuz. Kel avukat Alican. SGLC diye. Yalnız yaşıyor. Moda'da evi var. Adam gitti evinin salonunun ortasına boksçayı taktı. Dedik ki bu ne ya dedi kadınsa var gibi bir kadın bu eve gelirse salonun ortasında boksçayı görürse senden nefret eder. Hayatım boyunca yalnız olmaya mahkumsun dedi. Adam boksu çıkarttı ve manita yaptı. Abi resmen oha, doğru teşhis. Hayat kurtarmışsınız. Abi evet. İşte yani kadınlar insan erkeğin spor yapmasına engel oluyor. Bunu herkes bilir yani. Biz burada dördümüzün de kilolu adamlar olmasının sebebi bu. Bir tercih yapmak zorundaydık. Ya spor kadınlar. Ya kadınlar. Bravo. Kendimizi akladık. Resmen. Kesin resmen. Böyle. Kesin böyle. Kesin böyle. Ben de böyle düşünüyorum. Mesela abi, benim karate hayatım vardı. O bitti. Tabii. Karate hayatı ya yani Jackie Chan filmi izlemek şeklinde bir hayat. Saçma. Çok iyi şakaydı. Abi Tunus'ta sokağa çıkma yasağına karşı böyle şeylerle uzaktan kumandalı kameralı arabalar gezdirip de insanlara evinize dönün. Evinize dönün diye aletler gezdiriyorlarmış sokakta. İyice distopik bir diyarda. Yok oluyoruz şu anda yani resmen. Abi o ben nereye kadar gidiyor alet onu merak ediyorum yani. Sınırı ne aletin? Hani o şey gibi hani evlerde küçük böyle yuvarlak bir makineler var ya yemek koyuyorsun geziyor ve yeri süpürüyor. Evet. Tumba. Onun gibi pili bitince duruyor. Evinize yani. Gidin. Gitmiyorum bak gidin. Gitmiyorum lan. Oğlum bak.
Hani nereye kadar gidiyor, anladın mı? Onun sınırı ne? Böyle dürtüyor mu? Bir alet çıkıyor böyle. Öp git lan. Niye Adıyaman versiyonu yapıyorsun? Adıyaman. Tunus. Abi takipinde bir şey var. Tunus neresiydi var ya? Tunus neredeydi Tunus? Bele. Vale vale. Arabistan'da. Arap değil mi abi Tunus? Hiç bilmem. Arabistanca. Hayır ben Çin milliyetçiliği yapınca Arap milliyetçiliği de ırkçılığı da yapabilirim. Akdeniz'de mi yani? Akdeniz'de bir ada falan mıydı? Akdeniz. İtalya'nın karşısı gibi düşün. Abi yüzüme bir ışık geliyor. İnanılmaz. Baksanıza. Çok havalı. Oradan bir arabanın şeyinden, camından yansıyor inşallah. Barış. Biraz böyle kız. Zenon Fargi. Yoksa gidici misin lan? Yüzüne bir nurim. Ya bu yolu kesin çok başka bir insan oldum. Binbir surat gibiyim şu an. Hakikaten babana çok benziyorsun ya. Yaklaşık 45 evet. dakikadır bizden bir tepki bekleyen Barış sonunda kendi sakalı hakkında kendi bahsetmek zorunda kalmıştı. Geçen hafta kesik değil mi? Aa, bu hafta mı ilk kesik? Ha, ben ne bileyim. Hatırlamıyorum ya valla. Geçen Barış hafta kesikti sanırım. Başka bir tip oluyorsun böyle ya. Evet. Yani böyle şey gibi. Ben hatırlamam. Daha fakir oluyorsun böyle. Öyle. Dur. Gözlüğüm nerede? Geri takayım. Bir şey söyleyeceğim. Sakallıyken böyle entelektüel, bilen tiyatro oyuncusuyken şimdi böyle başlarım tiyatrosuna, tiyatro neymiş? Allah hayat kadınlardır falan diyen bir adam oluyorsun. Hayat kadınlardır. Hayat kadınlardır ya. Böyle bir motto hayatta olabilir mi yani? Olabilir. Tunus haberi bu kadar ilginizi çekti demek ki. Yo ya yani, robotlar dünyayı sarıyor. Kim patır patır bir yere vuruyor ya? Kimse. Tabii ki ama. Diğer isim ya. Gözlüğümden yansıtıyorum sizi. Bir şey söyleyeceğim. Arkandaki klavyeyi çalacak mısın? Orada klavye var mis gibi. Adaptörü yok ya, çalamam. Abi niye yok adaptörü ya? Nasıl olmaz biz ya? Biz burada bir şov için geldik, bekledik. Para verdim sana, yolladım şu an. Gitti hesabına senin. Klavye çalınsın diye istek parçamı ilettim ama Nafil. Abi İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson dedi ki ya virüsten bir bok olmaz. Kimseye gitmez. Bütün ülkece herkes hasta olsun. Elener elersin dedi. Kendi şu an yoğun bakımda. Boris Johnson giderse paçı seviyesi artış mı olur acaba? Bakarlar herhalde koskoca devlet başkanına ya. Abi ne baksınlar da giden gidiyor, yapacak bir şey olabiliyor. Ama yani. Boris Johnson şimdi... Buyurun pardon söyleyeyim. Yok ya evet, hani şu ana kadar böyle high profile bir ismin vefatını duymadık. Duymadık ve Boris Johnson da... Prens Charles bence gitti, çaktırmıyorlar. Oğlum, o herhangi bir şeyden gitmiş olabilir. Adam 515 yaşında yani. Sonra. Yok, Prens Charles kalkmış. Tamam ama hayır yani adam kalkmış olabilir de. Ya zaten hani onun ayağını bırakan daha bir sürü kondisyon durum vardır demek istedim. Yok çok abi adam 60-70 yaşında falan, o kadar yaşlı değil. O annesi asıl 90 küsür. 100. Abi, annesi çıtır diye gider vallahi. Annesi öldü ya herhalde zaten. Hayır ya bildiğimiz... Yok, geçen açıklama yaptı ya. Greenbox. Bir dakika, Greenbox açıklama yaptı. Pardon ben isimleri karıştırdım ya. Arası değil, ben Filipi diyorsunuz zannettim hocam ya. Hayır. Evet o kadar oğlum, yaşlı asıl, değil zaten. Doğru. Asıl Filip falan, evet asıl Filip yaptı. Onlar he. Dur screenshot al. Üstünde şey yaptı. Evet, evet. Dünya haritası falan koymuşlar. Bana dünya haritası. peki ne diyorsunuz? Dayanayı bunlar mı öldürdü sizce? Vallahi bir dayanağımız yok bu konuda. Şey yapamayacağız. Gerçekten güzel oldu. Ben biz bu ara Crown'u izliyoruz yeniden IBK'yle de İngiltere Kraliyet ailesine çok şey. Bakın tekrar söylüyorum. Bak her programda söylüyorum. Outlander'a müthiş sardım. Avrupa tarihi hakkında müthiş şeyler öğretiyor aynı zamanda ve böyle danışmanı falan var. Ciddi bir dizi o anlamda. Danışmanı var. Yok. Cevdet. Canım. He. Celal hocam. Abi adam yayında uyumuş artık. İnanılmaz yani. Ya şimdi bak önce adamın uyumasına bir şaşırdım. Tamam canlı yayında uyunur mu dedim ama
Sonra odağımı diğer tarafa çevirip konuşan kişinin 800 saatlik kitleyen İlber Ortaylı olduğunu görünce müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? İlber Bey ilgiyle dinliyordum aslında diye de açıklaması. Çok komik abi. Bak şu adam karşısında hakikaten uyumamak da mümkün değil. Yani ne kadar doğruları da söylese. Evet evet. Şimdi evet. Şekerim sana söylemek istediğim bu türküler bu alanda çok başarılı olmuş. Yok abi hiçbir taklit. O adamın süper gücü gibi bir şey var abi. O adam böyle abi, yani frekansı böyle anladın mı? Akciğerlerinde gibi titreşim var ve insanı hakikaten böyle... Uyuyorum. Falan bir şey oluyor yani. Bir gün Üsküdar'dan motora bindim şeye geçiyorum. Beşiktaş'a geçiyorum. Bir baktım İlber. Oo. O da bindi. O da bindi motora. Böyle bir göz göze geldik bana böyle cahil. Cahil köpek. Ben bir baktım tanımış, bana. Tanımış bence seni dedelerden. Çekseye de çaktırmadan fotoğrafını. Yani dede olarak sizin büyük hayranınızım. Lütfen Almanca konuşur davet musunuz? Karşıdan karşıya geçerken biraz uyku mu getirmenizi istiyorum. Davet et, davet etseydin. Size bir fıkra anlatayım mı İlber Ortaylı ile ilgili? Gerçek aslında da fıkra gibi. Anlat deyince anlat demekle olmaz demeyeceksin değil mi? O zaman olabilir. Oo, böyle bir şey vardı ya. Evet ya korkunç. Bunu keşfedin. Allah'ın belasını evet ya. Evet ya. Anlamsız bir gün, bir gün ders anlatıyor tamam mı? Ders anlatıyor böyle. Çok yavaş anlatıyor. Ik bık bir şey okuyor tamam mı? Okuduğu o anlatıncaya işte, kadar tarih değişiyor. Falan böyle tamam tekliyor mekliyor. Öğrencilerden biri böyle yapıyor. Hoca. Hoca berbat anlatıyorsun ya. Böyle mi okunur? Ne biçim okuyorsun filan diyor. İlber durduruyor böyle diyor. Şu anda okuduğum metin Fransızca. Fransızcadan okuyup Türkçe'ye size çevirdiğim için yavaş okuyorum. diye sonunda böyle diyor. Abi onu demeden diyebilen adamlardan ama hakikaten yani. Hani o son söylediğini demeden. Tabii dememiş zaten canım. Onu demiş kadar olmuş. Öğrendi aynen, orada. Aynen. Kaydını sildirmiş üniversiteden zaten. Ya sildirirsin ya perişan olursun. Peki abi, aklıma dün ne geldi biliyor musunuz ya? Dün böyle nostaljik şeyler falan düşünüyordum. Taksim, Carçut bilmem ne. Abi bir zamanlar bizim gençliğimizde fındık vodka diye bir şey vardı hatırlar mısınız? Tabii hatırlarım ben ya. Aman tanrım. Nuri Alço 1, 2 fındık vodka. Fındık vodka şat atardık ya. Böyle evet küçük abi. Bardaklarda. Allah'tan bitti o furya. Çok kötüydü ya. Abi ben fındıklı vodka aldım Polonya'dan ve çok lezzetli Polonya'nınki. Yıllarca bize dandik vodkaya fındık aromasını enfüze edip vermişler. Orijinini içtim. O kadar lezzetli bir şey ki bitirmeye kıyamıyorum. 3 şatlık kaldı. Ellemiyoruz onu. Duruyor orada köşede. 1,5 bir günde içeriz diye. Evet, 50'lik satılıyor. Her bakkalda var orada. İnanılmaz popüler. Peki o dönemlerin sevilen içine limon sokulan birasının adı neydi Cevdet? Corona. Hayır. Aa hadi daha başta Soplica. Maracchi neydi? Mariachi. Mariachi. Yılların Mariachi. Mariachi'si ya. Mariachi ne böyle toftik toftik. Bak Ankara'da Ankaralılar bilirler Hard Rock Cafe vardı. Hatta belki kuzen sen de gitmiş olabiliriz. Benim ergenliğimin en büyük heyecanlarından biri sevgili Cevdet abim. Ben daha 13 yaşındayken beni böyle 15-16 yaşında hoş kızlarla bir de beraber bir eküriyle Hard Rock Cafe'ye götürmüştü. Hayatımda ilk defa dışarı çıkmaya başlamıştım. Ne oldu? Sesim mi değişti? Yok. Ne güzel biliyoruz. Hard Rock Cafe işte gitti. Kocaman devasa bir gitarı vardı girişinde böyle heykel. Ondan sonra içerisinde o Hard Rock kafeleri bilirsiniz. Bütün dünyadaki Hard Rock kafeler belli periyotlarda içindeki malzemeleri döndürürler. İşte Amerika'daki, Avrupa'dakine gider. İngiltere'dekinden işte Türkiye'ye gelir falan belli periyotlarda. Böyle Eric Clapton'ın orijinal gitarları, kıyafetleri falan dekorlar. İnanılmaz. Ve en sevdiğim şey orada Chicken Finger artı Mariachi. Tertemiz. Vay be. Chicken Finger. Mariachi peki düz mariachi bir de mariachi black vardı. Yok düz. Ha. Ben zaten black oradan çıktı ya. Manasız. Evet. Tamamen aynısıydı. Arada bir gram fark yoktu. Hiç hatırlamıyorum farkları. Arkadaşlar o değil de Chicken Finger deyince Cevdet. Ya ben fast food yemek istiyorum. Delireceğim artık ya. Ya o evet. Özledim ki hamburger falan yemeyi yani gerçekten ya. Herhalde. Bugün
Hayatımın ilk 6-7 senesini saymazsak hayatımda bu kadar uzun süre fast food'dan uzak durduğum başka bir dönem olmamıştır. Ömercan, kanman aldır şu aralar. Kanman aldır sakla. Oo, geldi. Devam devam. Bu, bu arkadaki değil, daha eski dandik şeyin onun adaptörü var. Ne abi, çocuk klavyesi bu ya. Vardır. Şey tempoları vardır böyle. Ama bak, Once vardı ya, Once işte soundtrack. Orada bunun üzerine ne güzel bir şarkı yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Tabii. And then the crying in the gibi. Bugün evden çıkasım yok. Ca cübbap cübbap cübbap. Telefona bakasım yok. Ca bak, mariachi aratırken bir de şeyi buldum. Limonlu fıçı bira vardı. Çok kısa bir dönem. Oo falan. Evet. Aa evet. Ne garipti ya. Abuk subuk şeyler. Teşekkür ederiz. Bence alkışlayalım. Milletçe alkışlıyoruz. Bu arada kuzen galiba o yüzyılların orgu değil mi? Helal olsun. Tabii. Hala duran. Küçükken çaldığımız yani. Ama Ömercan ile hiçbir şey atmaz. Ayakları kırılan sandalyenin ayağını bile saklar. Tabii ki. Oğlum bugünler için sakladım onu. Şu anda mesela aradığınızda bulabiliyor musunuz kıtlık günlerinde? Hayır. Hiçbir yerde yok ofis ayağı. Ya. Kuzen sana bir şey söylemeliyiz. Artık bizde de yok. En tadımızı kaçıran birinci haberi okuyacağım. Neymiş? Büyük tadımız kaçacak. Hadi bakalım. Bill Gates'in açıklaması. Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur demiş. Evet, bu tarz açıklamalar. Ben bu açıklamayı gördükten sonra şunu düşündüm. Geçenlerde hadi şimdi canlı yayın modası var ya, herkes canlı yayın yapıyor Instagram'da. Akşamları böyle 15 kişi aynı anda yapıyor falan takip ettiklerinde. Geçenlerde Kadıköy Belediyesi bir canlı yayın yapıyordu Ezel Akay'la. Ezel Akay dedi ki, ya ben bunu anlattım mı bu arada? Sanki birilerine anlattım da size anlatmış gibi hissettim. Yok, ben Ezel Akay'la ilgili bir anekdotum var. Hatırlarsan. Ezel Akay konuştu bir sürü şey anlattı. Peki dedi, şimdi bambaşka bir şey söyleyeyim. Bir ortaya atayım bakayım, aklınızı karıştırayım dedi. Bir düşünün dedi. Bizim dedi artık dedi binalarımızın çatılarında dedi tarım yapma zamanımız gelmedi mi? Ne dersiniz çatıda tarım olayına dedi. Falan böyle bir attı ortaya, karıştırdı, tamam mı? Ondan sonra abi Bill Gates'in yazısını okudum bugün. Gördüm. Sonra bir baktım bir arkadaşımın storylerine. Kız işte soğanlar ekiyor, bir şeyler yapıyor. Maydanozlar, çatlar. Balkona yapıyorlar ya böyle. Balkona yapıyor. Ondan sonra çıktım abi kendi kişisel cüce balkonuma şöyle bir baktım. Burada hiçbir şey yetişmez dedim. Çok küçük. Metrekaresi çok küçük. Kurtarmaz. Sen orada Barış'cığım tarım değil de mesela hayvancılık yapabilirsin belki. Ne yapacağım? Küçük bir koyun mu? Yok. Koyun olursa... koyun olursa çok yer kaplar. Mesela bir sürü kedi alıp onların sütünü sağabilirsin. Ya da fare alırsın. Bana bir kedi sütü lazım. Hem de dişi bir kedinin sütü. Yenmez deme, çünkü dünyanın farklı yerlerinde yenebiliyor. Bu bir ırkçılıktır mı? Ya resmen ırkçılık ya bu. Abi çok... Yarasa yediniz ne oldu diye. Şu an aşırı güldük, eğlendik. Şimdi bir katman daha gülmemizi sağlayacağım. Daha sonra yani güldüğümüz bir anı hayal edelim. Şimdi bu videoyu koyuyoruz, YouTube'a yüklüyoruz. Aradan zaman geçiyor. Bir yerden sonra telif geliyor, tamam mı? Bu videodan hiçbir para, 5 kuruş kazanamazsınız. Çünkü müzik kullanmamışsınız diyor. Cevdet deliriyor. Allah Allah diyor, bir bakayım şuna diyor. Diyor ki Can diyor, bulamadım diyor. Can diye bakıyor, bulamıyor. Ömer Can diyor, ya... Ne yaptık acaba? Ömercan diyor ki, aa, rıtı tı tı tın 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 şarkısı. Mahvolduk diyor. O herhalde Çin'in milli marşı benim bildiğim. Evet, tabii. Evet. Yani bütün... Sadece değil... Bak güzel, sadece diyezlere bakarak Çin şarkıları basarak Çin şarkıları yapmayı biliyor musun? Yap bak. Ay arada elim gitti pardon.
bugün abi resmen Yeşilçam filmi fakir müzisyenler için yeni bir şey daha. Nasıl ki fakir waffle yapmıştık, şimdi de fakir müzisyenler için sadece siyah tuşlarını piyanonun basarak ben Çin şarkıları çalabiliyorum diyebilirsiniz arkadaşlarınıza. Deneyiniz. Ama Çin'de denemeyin. Biraz geri kalan ki. Cüneyt Arkın'ın karateli filmlerinin arkasına daya gitsin direkt olur yani. Resmen böyle yapıyorlarmış müziği. Şu an Ömercan yapınca yani. Kötü klavyede siyah tuşlarla senelerce müzik dinlemişiz. Şu an yeni öğreniyorum ya ben. Klavye ne kadar kötü, sonuç o kadar iyi. Gün geçmiyorsun evet. Ki sevgili seyirciler, Dedeler Sofrası programında yeni bir şey öğrenilmesin. Öyle karizmatik girdi ki programı kapatıyorsan. Evet, Rıya Muhtar vari girdi. E kapatıyorum, konu kalmadı. Bir de şu geber diyen adam var ama onu konuşmaya değmez ya. Adamın adını bile anlayacağım ya. Adamın kapat. Ağzından kaçmış ya. Elinden kaçmış ya adamın. Abi ulan adamın... İnsan biraz otokontrollü olur ya. Geber ne yani? Yani böyle... Hani böyle bir surat ifadesi falan yakalanır anlarım yani de hep yani böyle hiç tutamamış kendini. Geber. Hayır şey gibi bir şey olabilir bu yani. Böyle hani adamın böyle hani yatırıyorsun size anlatayım. Çingenelerden nefret ediyorum. Çünkü işte annemi şöyle yaptılar, babamı böyle yaptılar falan içinde tutuyormuş herif. Hani öyle bir çıktı o geber. Anladın mı yani? Niyetini ağzından kaçırdı gibi herif. Çok acayip. Neyse görevden almışlar en azından. İyi bir şey evet. Olmuş. Evet en azından yani. Haftanın 3 günü saat 11'de Kayyumlar Kıraathanesi programında. Kıraathanesi'ler sadece kayyumlar. Sadece kayyumlar. Sadece kayyumlar mı? Kıraathane yaptın mı? Attım ya. Kıraathane biraz ciddiyeti kırıyordu. Ben de o kadar da kırmasın istedim. Ama yani ciddiyeti kıran bir element var Cevdet'ciğim. Beren. Ne var? En büyük aşkım Beren falan. Beren'le Lucia mıydı? Neydi o? Beren'le? Beren'le Lutien. Ha Lutien. Beren'le Lutien. Öyle. Yanımda Beren varmış değil mi? Böyle duruyor falan saçmış. Beren takıyor Cevdet. Ha Beren. Beren takıyor Cevdet programlarda. Kapalı. Tanınmamak içindir o. 2 metrekarelik kaloriferlerin sonuna kadar açık ve camları sımsıkı kapalı olan odasında... Bir de böyle takıp alev alev yanıyor adam. Bak saçlarım şu anda düzgün. Çünkü daha dün akşam biraz banyo yaptım falan. Ama bu aralar böyle şeyim... Biraz banyo biraz. Biraz kısa. Saçlarım normalde şöyle arkadaşlar. Ben de onu kapamak için bere takıyorum. Hepsi bu. Abi sana önerim tıraş makinesidir ve 3 numaradır. Hocam niye gazetede reklam vardı kaçak berber işte çalışıyor diye ona gitsene Cevdet. Bizimki çalışmıyor valla. Bizimki... Yok işte şu ilanını vermiş ya adam. Haber yapmışlar yalandan. O reklam oğlum yemeyim. Oo güzel. Ona gideyim. Ben de makine almak istiyorum ya. Nereden alacağız ya? Nereden söylüyoruz internetten? Benim vardı tek zaten. Makine ama onu da kullandım. Bir yerden söyleyeyim de ben de bir 3 yapayım. Yıllardır yapmadım. Bir şey söyledi. Teknosa hepsi burada. DNR ondan sonra var mı DNR'da bilmiyorum ama. N11.com sahibinden. Ben söyledim. Hani DNR kapanıyordu bir yere. Evet. Gidiyor. Hepsini söyleyeyim de reklam olmasın. Şu kargo muhabbetlerine değinmemiz gerekiyor. Çünkü ben bir şey söyledim. Hatta iki farklı yerden. Kablo yani bunlar. Ve yıllardır bekliyorum. Hala gelmedi. Yıllardır ne demek yani? Bayağı bekledim yani. İadeye gitti. Geri geldi. Bilmem ne oldu. Bana hiç gelmiyor yani. Ben konuşuyorum. MNG kargo veya Sürat kargo. İki farklı. İkisi zaten Sürat kargoya ulaşamıyorsun asla. Arıyorsun. Meşgul. Kimse çıkmıyor. Sana yardımcı olan yok. Menegi bu Surat kargoydu. Yardımcı olmuyor. Yani gerçekten ya şeyi anlıyorum. Hepimizin anlayışlı olması gereken bir süreçteyiz ama yani cevap vermemek falan artık bu anlayış değil ki bu. Yani kale almamak. Belki cevap vermesi gereken adam öldü şeyin başında. Zor abi. Bizim. Yani kargocuların da işi zor. Bir yandan ya zor da... zor. Bir şey demiyorum ben. Bizim şey ne oldu? Hani gidip hoparlörü bırakmıştık. Geri aradılar mı Cedet? Vallahi bir mesaj geldi onunla ilgili. Merak etmeyin biz çalışıyoruz. Hani bu konuyla ilgili geri bir şey olursa size döneceğiz diye. O kadar yani. Neyse o zaman acelesi yok. Arkadaşlar kendisi tehlikeye atmayın. Bu iş bitince geri alırız hoparlörü. Sevgili... Sazan bilgisayar. Reklam olması. Sazan. Kuzen mesaj geldi. Yay diye. Oha. Çok hızlı abi. Daha izlemeden anlıyorlar. Telepat. Oo güzel. Tabii mutantlar çıktı bu dönemde. Bir de başımıza falan saçmış. Bu kadar haberler. Benden bu kadar. Ben haberlerimi sundum size. Evet o zaman tadında bırakmayı seviyoruz biliyorsunuz. Her zaman. Her daim.
O zaman ben bir 5 dakika falan konser vermek istiyorum. Siz keyfinize bakın. İstiyorsanız tamam. Gidin. Olur mu? Peki. Tabii. Biz eşlik dinleyelim. Edebilirsiniz enstrümanınız varsa. O zaman sen kapanışı yapacaksın. Oradan Ömer Can'ın restalini... Evet, restal. Evet pek sevgili geekler, bir başka Dedeler Sofrası programının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. O gül yanaklarınızdan küçük buseler suretiyle sizleri öpüyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz. Sofrası.